Sor bakayım. Kapıda sırada beklerken benden test foto istedi ama sadece benden istedi. Bu ilgi çekmeye çalışıyor. Herkes benim peşinde kızı vardır ya. Arkadaşlar anlatıyor. Orada çocuk geldi. Neymiş benim HES kodum HES kodu. Neymiş süt yerinizden HES kodunu çıkarın. Bak. Ya saçmalama. Hasan Cankaya ikinci sayfaya özel bir röportaj verdi. Takım elbiseyi seviyor mu? Çok da şık gördük sizi bu arada. Yani. Bir spor şıklığı var. Estağfurullah. Alıştık böyle gömlek kravat. Yani ben normalde çok giyinme kriterim benim hani dışarıda sırıtmasın. Örtüneyim yeter. Durumu şeyde evet, yaprakla da kapatabilirim yani normalde de. İşte bu sıralar yavaş yavaş dikkat etmeye başlıyoruz bu tarz şeylere. Başarısı tesadüf mü? 110 bölüm oldu neredeyse. 31'i YouTube'da olmak üzere. Geri kalanı Exxen'de olmak üzere. Bu arada kediş hanım da çok tatlı şu an. Önemli kalsın. Ben çok severim kedileri de. Normalde de bahçemize bakıyoruz. Bunlardan bazı yanımıza geliyor ve oturdu şu an. O yerini evet, bulmuş. Evet, bütün bulmuş. Hayatını burada yaşıyormuş gibi. Çok tatlı evet. Çok sempatik. Ya biz 110 bölüm oldu neredeyse. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Seyircilerimiz omuz omuza. Güldükçe çoğalıyoruz diye yola çıktık. Gerçekten güldükçe milyonları bulduk. Çok mutluyuz. Buradan da hepsine şükran dolu sevgilerimi iletiyorum. İşler yolunda gidince çok anlatacak şey olmuyor. Çünkü ne yapsan böyle şımardığı gibi algılanabilir diye. Mecburen böyle sadece teşekkürle geçiştiriyoruz ama içimde fırtınalar kopuyor olumlu anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Cankaya'dan film geliyor. Filmi yazdım. Bu sene yani ben tekrar platformlarda en çok iş yapan insanlardan biri olarak platformları ne kadar önemsesem de sinema filmlerinin salonlarda gösterilmesinin, en azından önce salonlarda gösterilmesinin daha heyecan verici ve daha etkileyici buluyorum. O yüzden bu sene biz de buna yatırım yapmaya karar verdik. Yani elimizi taşın altına koyacağız. Çok da çalıştık. Bir sinema filmi çekiyoruz şimdi. Sövmesi de gösterime girecek kısmetse. Romantik komedi olacak. Komedisi biraz daha baskın. Çok uğraştım. Zaten senaristten geldiğim için senaryo kısmı benim için en çetrefilli kısım. Çünkü ne kadar önemli olduğunu biliyorum. En önemli kısım odur. Yani senaryo olmazsa filmin devamı çok zor. Yani olması mümkün değil. Dolayısıyla uzun sürdü. Bitti şimdi senaryosu. Oyuncu seçim, kast çalışması aşamasındayız. Belli olan oyuncular var ama isim vermek istemiyorum erken. Öyle bir soru geleceğini tahmin ederek önceden haber vereyim. Bakalım heyecanlıyım. Konuşanlarda hiçbir hazırlık olmadığı için, her şey doğaçlama olduğu için benim için çok konforlu ve çok rahat bir işmiş. Senaryoyu yazarken, filmin senaryosunu yazarken bir kez daha anladım. Konuşanların ne kadar benim açımdan konforlu bir format olduğunu. Direkt gelip çekime girip gösteri yapıp sonra o kaydı izlemek gerçekten bir hediyeymiş meslek yaşamında da. Bebişko nasıl tanıştınız? Cenazede. Arkadaşlar bu kavga yıkılmasaydınız. Ölüsü solsaydı. Kaç yaşındasın Zeki abi? Kaç gösteriyorum? 50'sin değil mi aslında? 39. Gerçekten o kadar bitik miyim ya? Bitik değilsin. O kadar yaş görün ki ruh çağırmışız gibi anladın mı? Bunları yayınlamazsın herhalde o zaman. Niye? Gömdün bizi dibine kadar. Estağfurullah abi gömmedim. Sen zaten gömülü geldin bize. Hasan Cankaya'nın başarısının sırrı ne? Günde 1,5 saat uyku. Daha fazla uyumayın. Vallahi gözlerle betot yok açısı. Kendim bildim bileli. Hafızam iyiydi. Yani özel bir metot yok. Bu biraz komedyenlik istemeden başınıza gelen bir şey komedyenlik. Eğer bunun başarılı olmazsanız hem sizin hem sosyal çevreniz için işkenceye dönüşen ama eğer başarılı olursanız ve toplum tarafından kabul görürseniz de gerçekten dünyada cenneti yaşayacağınız bir meslek komedyenlik. Dolayısıyla benim bununla ilgili bir hazırlığım olmadı, başıma geldi. Bir dönem zorlandım böyle bir şey başıma geldiği için, böyle bir karakterim olduğu için. Ama bu süredir de çok mutluyum. Siz hep beraber de zaten seyircimiz de, arkadaşım dediğim seyircim de bu duruma şahit. Birlikte büyüyoruz, birlikte öğreniyoruz. Böyle özel bir çalışmam yok. Özel bir çalışmasında kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Hasan Cankaya nasıl mutlu oluyor? Komedyen odadaki en neşeli adam olmak zorundadır. Her zaman münasebetsizlik yapan, tırnak içinde söylüyorum. Pozitif anlamda haşarı olan adam olmak zorundadır. Dolayısıyla hep odadaki en fırlama kişi olunur mu? Odadaki en fırlama kişi olmak için de hep mutlu olmak gerekiyor. Haklısın. Yani o bir standartı oturtuyor. Yıllarca yapa yapa şarkı. Çünkü ben Leman Kültür'de sıfırdan başladım. Yani ondan önceki senaristlik, o ve eş zaman devam eden senaristlik işimin dışında da Leman Kültür'de her hafta sıfırdan seyirciyle atışa atışa bir standart oturdu. Bir nevi yıllarca buna hazırlanmışım gibi oldu içgüdüsü olarak ama halbuki özel bir hazırlık olmadı. Yani yıllar sonra böyle format yapacağım bilmiyordum. Dolayısıyla evet zor oluyor ama güzel oluyor. Zaten bu kadar zor olduğu için
İzlenme rekoru bizde. Evet. Çok da güzel. Yoksa bir sürü yapılır. Kendinize dışarı iltifat etseydiniz ne derdiniz? Çok güzel gülüyorsun, sebebi olabilir. Vay. Kendini ayarladı, farkında mısınız? Yemin ediyorum benim diyen zampara onu böyle ayarlayamaz. Oxford'a davet edildiğimde çok şaşırdım. Çok güzel bir tecrübe oldu. Tabii ki benzer çok mutlu oldum. Biz de şaşırdık ilk başta çağrılınca. Orada da çok fazla Türk var, bunu da gördük orada. Gurur dolu, hem bizim adına hem Türk mizahı adına çok gurur dolu bir gündü. Yani çok kısmetse birkaç teklif daha var yurt dışından yine gidip görüşeceğimiz, konuşacağımız. Yani mutlu oluyoruz bunlarla ilgili, gurur duyuyoruz. Çalışma motivasyonumuzu arttırıyor açıkçası bu. Bazı isimler ünlü olunca malumunuz değişir. Hasan Cankaya bir değişim yaşamamış. Ben aynı Hasan'ım diyor. Annemden hala fırça yiyorum. Sen de nasıl bir karaktersiz profil çizdim ki? Evde annesine davranışları değişmiş yani. O kadar kendini bozmuş. Hani bu ne rezalet diyorum anneme filan. Hani annem adisyonu getiriyor filan. Öyle bir durum yok. Yani ben aynıyım. Hala annemden fırça yiyorum gittiğimde. Hala aynı düzensiz yaşadığım için öğüt alıyorum büyüklerimden. Meslek büyüklerime aynı saygı gösteriyorum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sadece daha konforlu bir hayat yaşıyorum tabii ki. Şükürler olsun. Aileme ve yakınlarım da öyle. Dolayısıyla annem hala dışarıda yemediğim kadar lezzetli yemekler yapıyor. Zaten biz hep kalabalık bir sofrada büyüdüm ben. Yani en yoksul dönemimizde bile çok kalabalık sofralarda büyüdüm. Dolayısıyla hani hep birlikte yemeği, muhabbeti çok severiz. O muhabbet de yemeği güzelleştirir. O yüzden hep de özenir bir misafir olduğu için, tek başıma yemediğim için. Şimdi biraz daha fazla misafirimiz var tabii. O yüzden daha çok özeniyor eskiye göre. Hasan Cankaya, Tarkan gibi bir hayranıyla evlenir mi? Gelin konusunda presleri oluyor mu? Evet. Siz de böyle Tarkan gibi bir hayranınızla evlenir misiniz? Tarkan gibi. Çok evet. Teşekkür ederim Tarkan'a. Bir hayranın. Aynı kümede benzettiğin için. Vallahi o kendisi için en iyisini bilir. Tebrikler, büyük mutluluklar diliyorum. Bütün yeni evlenmiş arkadaşlarıma. Evet işte yeni evlenmişlere. Ama benim yani böyle bir şey yaparım gibi bir anayasa taslağı oluşturduğum bir aşk dosyam yok. Yani aşk biraz mizah gibi derdim. Başa gelen bir şey. Hani böyle bir şey başıma gelirse kim olduğuna bakmam tabii ki. Ama başıma gelmese de sadece formül olarak uygun olduğu için böyle bir şeye kalkışmam. Öbür türlüsü çünkü işkence olur iki taraf için de. Hem birinin hayatını karartmaya gerekiyor bunun için. Hem kendi hayatımı karartmaya gerekiyor. Hem de annemin boşunu umutlandırmaya gerekiyor. Şu an keyfim yerinde, işe gücü odaklanmış durumdayım. Zaman öyle bir şey olursa zaten görürsünüz. Ben samimiyetten neredeyse hayatımı kazanıyorum. Yani aşırı patavatsızlık düzeyinde samimiyim. Zaten haberiniz olur, söylerim yani size, kaçmam. Benim de kendimi dövmeyle değil ama belki daha şiddetli, kendimi daha çok yıprattığım tabii ki tutkulu ilişkilerim, ilişkiye dönüşememiş tanışlarım olmuştur belki. Ama ben o konuda görevimi, askerliğimi yaptığımı düşünüyorum. O bayağı çünkü romantik göründüğü kadar da yıpratıcı bir süreç. Film biraz romantik komedi, çok aşk ismi. Buradan da haber vermiş olayım. Orada da biraz değineceğim. Dolayısıyla şu an keyfim yerinde. Huzurumu kaçırmak istemiyorum yani. Tanıyalım seni. Korhan Taştekin. Korhan, yanındakiler kim peki? Genel müdürümüz. Eşi. Sen ne iş yapıyorsun? Benim spor salonum var. Peki sen neden yaralanmadın bundan? Böyle spor salonu saymıyor mu? Son 3 ayın gibi duruyorsun. Bu kadar sağlıksız bir ekip görmedim. Ben de oraya gidiyorum. Oraya mı gidiyorsun? Spor salonu. Birader çok sağlıksız görünüyorsun. Hangi spor yapıyorsunuz? Nargile mi içiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dünyanın...